Oldu. Ben iznin yok diye tahmin ettim bir an. Ya kimseden izin alacak aslında değilim. Ben Dilara ile ne kadar yakın olduğumu Dilara da bunu çok iyi biliyor. Karşımda tamamen Dilara varmış gibi sohbet muhabbet ettik. Bakışlar konuşuldu, bilmem ne konuşuldu. Sonra bazı erkek adayları da böyle espri yapıyor ama onlar da gerçek beni biliyorlar aslında. Özellikle Yeliz'e karşı. Bunu Yeliz ne kadar bilmese de ben çok belli etmesem de. Yeliz de aslında biliyor ona ne kadar yoğun olduğumu. Ama bazen artık böyle bazı şeyler ağrıma gitmeye başladı. Olsan. Ne anlatıyorsun falan filan mı dedim? Ben mi yanlış anladım? Ne diyor? Bir kulaklığın yarası gibi değil mi? Ne dedi? Ne ara bunlar bu kadar yakın oldu dedi. Kimle? Murat da mı? Evet. Ne oldu, kıskandın mı? Yani yok, sadece ben merak olsa... ettim yani. Ne kankasınız artık? Aynen. Öyleyiz de ben onu merak kanka olsak. Sen Yeliz'le hangi ara bu kadar yakın oldun? Hiç sana ne? Yeliz'le, ben Yeliz'le sana ne ya? Benimle ilgili ben hiçbir konu veriyorum. Seni ilgilendirmiyor. Dön önüne. Normal... Kendi konunu anlat sonra da sus. Ne alaka? O bana sordu. Ben de ona soruyorum. Normalde hiç arkadaşım sana sormadı, olmaz sordu, yani. Benim Yeliz'le her gün muhabbetim var. Ben de Oğuz'a sordum. Senin ne zaman var? Senin bir anda yakın oldun mesela. Dilara o yüzden şaşırdım. Anlatsın. Merak her ettim. Her gün Instagram'dan kıskanma işinde değil. Merak ettiğim bir şey sordum. Yok ben sen kıskanıyorsun diye demedim ki zaten. Ne o zaman? Normal sordum. Sen hangi ara? Sen niye bana karşılık olarak gelir soruyorsun? Hayır, o zaman? Ne alaka? Sen soruyorsun ya hangi ara bu kadar yakın oldunuz diye. Evet. Siz hangi ara bu kadar yakın siz oldunuz? Siz bu kadar sana yakın ne değildiniz. Siz bu bir anda yakın olmaya başladınız. Bir anda. Sana ne, ya. Sana ne o zaman bundan? Sana ne? Dilara konusundan sana ne? Çocuk musun? Sana ne falan? Dilara onun eski ya, kız sana... arkadaşı. Ben tamam. Senin hiçbir şeyim. Ben mi dedim sana sana ne diye? Çocuk musun? Eski kız arkadaşı. Sen de benim eski tanışma yolunda olduğum bir insandın. Tanışma yoluna girmedik. Girmiştik aslında. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Yok girmedik. Dön önüne. Ha, sen bunu sen en iyi sen biliyorsun. Önüne dön. Bahsetme şimdi bana. Bahsettirme bana. Öykü Hanım, Murat'ın tam böyle yükselecekken Yeliz'den gerçekten hoşlandığı aklına gelip kendini frenlemesi var. Beni benden alıyor ya, çıldırıyor. Çünkü kimseye karşı bunu yapmadı bugüne kadar. Ama hiç kimse de Yeliz'i uyarmıyor ya bu konuda. Yeliz'i değil de ben Murat'la konuşacaktım. Bana çok bağırdı bugün. Hayır sen bağırıyorsun. Ne sen var bağırdı? Ya çocuğun içinden geçiyorsun. Erkekler evinde de bağırdı bana. Kafanı parçaladın gözünü. Şurada yaptığım bile dön önüne yani. Evet. Kızgınım çok çünkü kaba. Bana bağıramaz evet Öykü Hanım. Yani, böyle konuşabilirsin. Benimle böyle konuşmaması gerektiğini o da biliyor. Ben ona bağırmıyorum. Ben ona saygısızlık yapmadım. Onun beni uyardığı hiçbir konudan ben onu üzmedim. İkisi de birbirine bağırıyor. Ya tamam ya iyi ki de bir konu hakkında önceden söyledi de sen yaptı da o yapmadı da işte ben o kadın değilim. De ayrıca burada otururken neden de gördüm. Neden selam veriyorsun? Ya süründürme niye şimdi eski mevzuyu. Eski ilişkin hakkında geliyorsun bana bir şey yapıyorsun örnek veriyorsun. Biliyorsun bunlardan canımı benim hoşlanmadığımı. Sıkma ama bak başka türlü sık. Bunlardan canımı sıkma. Yok istediğim konudan sıkarım canını. Murat'ın gördü Dilan'ı işte onunla konuşup bakarken o bakışı sanki içinden biz geçti Berke'yle yani böyle bir ölü çubuk dans bozuldu Öykü Hanım. Dans ederken Murat'ın bir bakışı arkadaşlar, var. Ben de izledim. Ben de dans edebilirdim. Çok yanlış düşünüyorsun. Gerçekten öyle duruyor. Ama ben gördüm ilk defa bunu. Belki de seninle Berke dans bak, edemediğim ya da kurdum kafamda çıktım geldim. Gerçekten kafasında kurmuş Öykü Hanım. Murat'tan ne kadar haz etmesem de ben öyle bir şey algılamadım. Kesinlikle öyle bir bakış yapmadı. Murat zaten böyle konuşkan bir insan. Sadece konuştu ama öyle kıskanmamış. Hani biriniz de arka çıkmıyorsunuz ya. Bıraktınız kendi halini. Yeliz Pirana gibi. Öyle bir niyet olduğunu düşünmüyorum Murat'ın ya. Öyle ben orada değildim Öykü Hanım. Öyle olsaydı ben zaten Murat'ın arkasında dururdum. Çünkü öyle bir şey yok. Zaten konuşkan bir insan. Gelen insanlarla bir de kendi aralarında konuştular. Hani sanki Dilara'ymış gibi konuşalım falan. Kızı herhalde samimi hissetsin falan diye konuştular. Ama öyle bakış bakış mevzusu falan yoktu yani. Eminiz biz buna. Bilmiyorum ben o bakışlarda bir şeyler Dilara, gördüm. Gel, ama onlar öyle görmek de, istiyorlar. Öyle görmek istiyorlar Öykü Hanım. Murat'ı kazanmak hayır, istediğini ya da barışmak istemediğini emin misin? Kız... Gözü görüyor, kör çünkü değil ben yani, emin olmadığını evet, düşünüyorum. Emin verdiniz olmadığını gazı düşünüyorum. Aynı yapmayın yani. Yani. Biz gaz vermedik. Biz ben onun orada olduğunu bile bilmiyoruz. Biz ilk görünce. Ekran da onu gösterdi. Eliz gördü yani. Niye biz gazı? Biz güldük sadece. Aç ben şey. Yani şöyle oldu. Ben burada ekranda gördüm. Sonra Buse ile Nihli izin almıştı. Kalktım gittim dedim ki Murat'ın bakışlarını gördüm. Robot bana izin verir misin? Robot da bana izin verdi. Aldırıldır gittim oraya oturdum. Selam vermedim. Sonra geldi bir tatlılık yapmaya çalıştı. Farkında orada... değil ki. Ne yaptın? Farkında değil ki sen orada taarruza gidiyorsun ama dünyadan haberi yok. Sonra geldi yanıma oturmak istedi falan bir tatlılık yapmaya çalıştı. Orada da bir sert çıktım. Sonra bir bağırarak açıklamalar, böyle bir cümlemi kesmeler, beni konuşturtmamalar. Suçlu psikolojisi sezdim. Ben de orada ona bağırdım. Sonra uyuz oldum, elma falan fırlattım. Hayır, hep sen haklı olamazsın, onu söylemek istiyorum. Yok, biliyorum. Sana bunu söylemesi gerekiyor. Ortada artık hiçbir şey evet yokken gereksiz bağırıyorlar birbirlerine Öykü Hanım bence. Yani. Bu... Ama yükseliyor bir anda, anlamadım ki yani. Normalde konuşuyor. Bu enerji başka türlü Öykü değerlendirim bence. Net söylüyorum, Yeliz çok çok yüksek böyle
rencide edecek şeyler söylüyor. Murat susmaya çalışıyor. O yüzden yükseliyor artık Murat da, ama çok tutuyor kendini. Bak ben ama sana gerçekten söyleyeyim. Üzülüyor da be çocuk. Çok üzülüyor. Üzülüyor. Ama kendini çok tutuyor. Ama sen biraz çok aşırı yani başkası yaptığı zaman nasıl yaparsın deniyor mesela. Ama sen yaptığın zaman kimse bir şey dememişti bugüne kadar. Tamam, o zaman özür diliyorum Murat'ı rencide edecek cümleler kurduğum için. Bence sarıl gönlünü al. Ben ya üf, hayır, istedim, sarılmak istemiyorum. Bu cümle sadece bunu söylemek. Bir ısıkçılarsa belki. Murat'cığım seni dinleyelim. Öykü Hanım ben konuşmak istemiyorum. Ya gel bak şimdi. Ay işte böyle yüz buluyor sonra Öykü Hanım ya. Yüz buluyor ne ya? Ne alaka? Sen yaptığın şeylerin farkında değilsin. Yani ağrıma gidecek şeyler yapıyorsun. İyi olan şeylerden bahset, güzel olanlardan bahset ki pozitife doğru bir şey dönüşsün. Öykü Hanım ben Yeliz'e aşık oldum. Açıklamadığın konuşma. Ete işte yani bunu ben Yeliz'e aşık oldum. Ben bunu kabul ediyorum. Bunu Berke de biliyor, Mert İndire de biliyor. Beyza ile de konuştum. Ama ben bunu yansıtmıyorum, yansıtmak da Yeliz, istemiyorum. Yeliz duyuyor musun? Duyuyorum. Ben bunu yansıtmıyorum, yansıtmak da istemiyorum çünkü. Ben aşık oldum. Ben biz aradayken çok iyiydik. Gerçekten çok iyiydik. Ben evi özlemiştim Yeliz ama çok özlemiştim ama. Senin gözlerin mi doluyor ya? Yok şey oldu bir şey oldu. Evet sen gözün doldu yalan söylüyorum. Yok yok hayır hayır hayır. Oha. Yok ay, hayır böyle yani hayır, falan böyle şeyler söylemeyin. Bak yapma. Hayır bak gerçekten çok sinirliyim. Siz ciddiye almıyorsun. Hayır alıyorum ay, çok şoka girdim. Ya, o kadar Beyza ile konuşmasından sonra ben böyle açıldım diye girdim. Ama ben de görmem. Evet Murat gerçekten yüksek yani. Bir damla düşersin. Bu sefer yani. Bir ıslık götüreyim ben kendine gel. Beyza ile oturup konuşman lazım. Ay bilemedi oyuncu olmak istiyor ya. Ya çocuk böyle üzgünken bu yorum olmadı ya. Ne şaka yaptı böyle. Ya şakası ama olmaz güzel bir bunun şaka yani. Değil çocuk ya. Burada ciddi ciddi duygular yaşıyor. Şaka hiç değil güzel bu yani bir şaka anladın değil mı? Yani. Yeri ve zamanı değil yani bunun. Hani görmediğin, duymadığın bazı konuşmalar var. Ben de gelip de hani bir aralarını yapmak için konuşmuyorum burada. Daha gelirken siz burada şarkılarda eğlenirken Beyza'ya derdini anlatıyordu yani. Yani oyuncu olur olmaz. Şu anda bunu yaşarken söylemenin yeri mi? Kusura bakma. Keşke Murat yapmasanız ya. En azından yapabiliyor hani bu arada kendisi Rümeysa'ya karşı yapamadı mesela. Bazı duyguları artık bir ciddiye alın yani. Herkes de, tamam size göre herkes oynuyor olabilir. Bazı şeyleri de ciddiye orada alın artık. Orada ağlıyor Aynur, sen de yanında elini teselli ettin. Ben ağladım. Aradan sıyrılıp ağlam, çıkan ağlam. Pırıl pırıl ilişkiler var yani. Yalanla ağladım o kadar belli oluyordu ki. Niyetiniz ne? Yoksa kalmayın. Ben ağlamadım. Alıyor gibiydim. Niyetiniz yoksa bunları yaşayamıyorsanız yapmayın. Ama yapmak isteyene de bir zahmet karışmayın. Evet Yediz var mı söyleyeceğim bir şey? Kal geldi bana. Kal geldi şoktan gelsin gidiyor. Yani gözünle baksan aynen görürsün. Yani gönül gözün de demiyorum. Gözünle baksan görürsün. Ya ben bana karşı duygularının farkındaydım ama bu kadar olduğunu... Yani biz arada ne yaşadığınızı da bilmiyoruz ayrıca. Evde sürekli seninle alakalı yani katı olduğunu da belirtiyor bu arada. Çok ciddi bir şekilde. Ve Murat karakteri yani bu kadar laflara rağmen hala susuyorsa Öykü Hanım harbi söylediği gerçektir yani. Ben bu kadar olduğumun farkında değilim. Murat'cığım var mı söyleyeceğim bir şey? Yok Öykü Hanım. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi Bat da mesela diyor bir şeyler yap bir şeyler yap. Ben şu an yapacak çok şey istiyorum aslında. Ben zaten ilk iki haftanın planını yaptım. Bugün şöyle yapayım, bugün böyle yapayım. Bugün şu hediyeyi götüreyim, bugün böyle yapayım. Ama Yeliz'in o düşüklüğünü görünce ben kendimi ister istemez frenledim. Bir beklentim vardı, onu göremedim karşılıklı. Özel sorunları olabilir, ben buna çok anlam veriyorum. Belki üstüne ben gidip bu ekstra da fazla bir şey de olabilir. Hani ekstra düşük de göstermiş olabilir benim yüzümden kendini. Zamanı yani dışarıda, bıraktım. Dışarıda sen hiç sizinle ilgili bir şey gördün mü? Paylaşım vesaire. Evet. Nasıl, ne hissediyorsun görünce? Çok komikler, çok güzeller. Enerji, yani çok pozitif bir enerji alıyorum. Şöyle bir insan bir bakıyor. Ya ya yanında güzel oluyoruz be falan bakıyorum, der ya. Bakıyorum, yazıyor zaten diyor bana. Musun? Senin ne dediğin önemli. Herkes yazsın. Ya ben çok tatlı buluyorum editleri. Kendini orada Murat'ın yanında görünce tatlı buluyor musun? Evet, komik buluyorum. Güzel gözüküyoruz. Yani İyi komik bir çift olarak gözüküyoruz. Ha. Böyle de yorumlar alıyorum zaten. Şu an şok içerisindeyim. Bence Beyza konuşma zamanı. Yani Öykü Hanım aslında onu gecede aradığım
Yani gece iki gün önce gecesinde de gerçekten Yeliz'le de konuştum. Yeliz konuştuğunda Yeliz aklı geliyor. Murat konuştuğunda Murat aklı geliyor. O zaman İkisini de gerçekten çok seviyorum. Düşüncelerimi söylemek istiyorum Öykü'nün. Biz dışarıda, bunu Beyza'ya da anlattım. Biz dışarıda Murat'la gerçekten çok iyi bir iletişim yakalamıştık. Çok şaşırmıştım hatta. Konuşurken bile şaşırıyordum. Yani en az telefon konuşma saatimiz 1,5 saat falan, artık telefon kendi kendine kapanıyordu. Tekrar arıyorduk. Öyle bir iletişimin üstüne işte benim dışarıdaki o özel hayatımdaki problemlerim vesaire. Bir evde o kimyayı tutturamadık. O da bunun farkındaydı. Ben de onun farkındaydım. Sonra bir anda bizim dilimiz toksikleşti. Ve ben bu arada Murat'la olan tüm diyaloglarımda, bunu Beyza'ya da söyledim, hep içimden kendime dedim ki unutma karşındaki Murat. İşte bu yüzden unutma o enerji düştü. Karşındaki Murat. Çünkü Murat hep yoğun duygularla gözümün önünde. Benim gözümün önünde Murat, doğruya doğru konuşalım, iki ayrı kadınla bir şeyler yaşadı. Ve benim az çok onun ilişkiye bakış açısı olarak yorumum var. Murat hep yoğun ilerledi. Sonrasında tartışmalar, o kadını değersiz görmeleri, işte saygısızlıkları vesaire vesaire. Kadınlar kendini Murat'a teslim ettiği anda Murat o narsist kişiliğini ortaya çıkarıyor. Ve ben bunu hep kendime hatırlata hatırlata Murat'la diyaloğuma devam ettim. Tut, %100 olma hiçbir zaman. Tut Yeliz, tut Yeliz diye. Eve girdik, o kimya mimya vesaire oraları geçtim işte, bu günaydında, ilaydı muhabbetleri. Aslında benim hani çok basit bir olay, ilayda olayı. Ben genel olarak Murat karakterini baz alarak kendimi durdurdum. Çünkü kendim için %80 mantığım devrede. Yapma Yeliz diyor bana. Çünkü kendimi tamamen bıraktığımda... Ya bari yani hiç asla seninle olmam dediğin zaman bile daha çok eğleniyordunuz. Evet. Gördüm. Ha, yani ihtimal yokken daha çok eğleniyordunuz. Evet. Bunun ben arkadaş olun yahu. Bunun bari ben de farkındayım. Bir medeni bir çizgi yakalayın, bir şey yapın. Çünkü %20 de duygu olarak gerçekten yaşasak çok güzel şey günler geçireceğimizi, çok güzel şeyler yaşayacağımızı o aradaki telefon konuşmalarından zaten belli. O %20 o umut ışığını savunuyor. %80 de unutma bu adam bir narsist. Gün gelecek. Sen ona tamamen kendini adadığında... Sen de toksik ilişki bağımlısın. Böyle olacak. Toksik diyalog bağımlısın. Sen kendini frenlemesen... Işte. Tamam al. Sen kendini frenlemesen, hani diyorsun ya frenliyorum Murat olduğunu hatırlıyorum diye. Kendini frenlemesen, bana öyle bir gelsen ben neler yapacağım, senin bunlardan haberin bile yok. Bu arada Öykü Hanım, eski Murat'la alakası yok şu anda. Yani bence... sırf Yeliz için değişti. Her anlamda. Evdeki, bu da gerçek yani. Evdeki karakteriyle de nasıl tanıdık biz onu? Şimdi nasıl? Çok bambaşka bir Murat i̇şte var. Tam yani, olarak ondan bahsediyorum. Yeliz'in hatırladığı söz... önceki hali. Evet. Yeliz'e bir söz vermişti Öykü Hanım. Kendimi değiştireceğim senin için. Bu evdeki imajımı değiştireceğim diye. Çünkü bunu Yeliz istemişti. Sırf Yeliz için kendini değiştirdi. İmajını değiştirdi ya. Ben gerçekten de bu çok değerli. Ben güzel bir şey yaşayacağınızı düşünüyorum. Bunu iyi niyetimle söylüyorum. Bazı insanlar şöyledir işte. Yıllar boyu yaşarlar işte. Farklı davranırlar, kıskanmazlar, umursamazlar, narsistlerdir. Ama gerçek aşkı yakaladıkları zaman içlerinden bambaşka bir karakter çıkar. Ve gerçekten samimiyetimle söylüyorum, ben Murat'ın sana olan duygularından ben eminim. Ya İlayda ne bence tatlısın. Bence kesinlikle bir şans vermelisin. Ya mükemmelsin ya. Teşekkür ederim. Gerçekten. Yani. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ne kadar etkilenmiyorum, ne kadar psikolojimi yönetmeye çalışsam da etkiliyor beni istemsizce, halime, tavrıma. Bak, bu evin başka türlü. Sen cefasını çektin, sefasını çekebilirsin aslında. Yani o editleri gördüğünde mesela hoşuna gidiyor. İşte editler üzerinden, bir çift üzerinden sizi tanımak ve sizi sevmek gibi bir... Hızlı gelişen bir kar topluyken çığa dönüşüyor bu. Şimdi o süreçte yaşayacağın şeyler belki senin burasıyla ilgili fikrini de değiştirebilir. Değiştirmek zorunda da değilsin ayrıca. Hani gün gelir gidersin. Çünkü Mert'le İlayda konuşurlarken, tartışırlarken haklı olarak döndüğünden ki niye Yeliz'i yazmadın? Yazdırmadın yani. Boş oy atacağım dedi. Dedim ki boş oy atacaksan Yeliz'i yazabilirdin mesela. Geliyor yani kapıda. Normal. Biliyorum. Ama
değerli, bak Beyza ve Bat, sen ve Murat. Israr etmek istiyorum. Neden bilmiyorum. Yeliz sana söylüyorum, Beyza sen anla. Çok tatlı olabilirsiniz. Bence Murat'a bir özür hediyesi olarak sizin bir editinizi paylaşma izni vermelisin. Aa, paylaşıyor zaten. Gerçekten mi? Bizim şey daha bölümlerimiz gelmeden ben paylaşıyordum. O zaten. Hadi bu arada paylaş. Bizim bambaşka açılardaki atıyorum. Ben başka bir yerdeyim. Bir süredir başka çok paylaşmıyor. Bizim editlerimizi zaten yakıyorlar. Sağ olsun paylaş. Twitter'da bildiğin koşuyor beyefendi. Biliyorlar hani ben bir tweet atıyorum, altına ayrıldınız mı? Yelmuru bitti evet. mi falan diye. Daha şimdiden var bir şeyler. Ama paylaşıyor. Benim de böyle... O zaman sen bir şey paylaş. Evet, ben şeyi arıyorum. İşte bu dediğim editi paylaşmak istiyordum. Ha. Onu bekliyordum. Ya böyle yarım yamalak editler istemiyorum. Bizim daha bir de Öykü Hanım, Yeliz'in linçler bahane geçen gün daha oturduk şey söyledi Yeliz. Artık ben linçlenmiyorum. Kızlar garip bir şekilde 2-3 dedi. 2-3 gündür linçlenmiyorum. Evet, linçlenmiyorum. Tamam, hayata dönebilirsin. Evet. Anladın mı? Dolayı... Ve ayrıca şunun da farkına varman lazım. Biz ne kadar bir şeyin üstelersek onlar, dışarıdaki insanlar bunu yapmaya devam edecekler. Sen evin içerisinde sürekli ben linçleniyorum diye geziyor Yeliz. Bravo Beyza. Sürekli bu şekilde ve linçlenmesen bile artık bırakacakları yerde sen devam ettiriyorsun onlara bir şeyleri. Sen doğruların peşinde durursan, arkasında durursan ne derse desin. Yani değiştiremezsin ki. Bir de sen olmaktan çıkacaksın bir süre sonra. Çünkü sürekli evet. yapacağım bir şeyi linçlenirim korkusuyla yapamamak aslında bastırmak demek yani. Evet. Bu sefer benliğinden çıkarsın. Evet. Yani sürekli bunu düşündüğün zaman. Doğru diyorlar. Ve Murat'la bölümleri paylaşıldıktan sonra da ben linçlenmeyi bırakıp artık gerçekten aşkının konuşulacağına da inanıyorum bu arada. Evet, Yeliz'e söylüyoruz. Batı. Beyza kendin anla, değil mi? Bizim çok bölümümüz paylaşıldı da hepsinde ya ağlıyorum ya bağırıyorum Öykü Hanım. Canın arkadaşı İlayda'dan ne istedin? Çok komik ya. Ne kavga ettiniz?